Sayın Bakan, ne diyorsunuz bu duruma? Böyle bir soruşturma falan yapsak mı? Hayır, kutudan kim çıkarsa onunla evlendiriyorlar. Ne güzel işte. Ayırmıyorlar, boşandırmıyorlar, evlendiriyorlar. Ne zararı var? Ama Sayın Bakanım, yarışmayla falan olmuyor. Kumar gibi. Lan oğlum, evlendiriyorlar ya neticede. Daha ne istiyorsun? Kesinlikle haklısınız efendim. D şıkkı kuş palazı diyeceğim ben. D şıkkı kuş palazı diyeceksin. Emin misin? Nizat'cığım, bu akşam evet, yayınlanacak program D bu mu? D kuş palazı eminim. D şıkkı kuş palazı ile geri dönüşü olmayan bir yola girelim mi? Girelim hocam. Girdik bile. Vuracaksınız hani... zannettim hocam. Emindin değil mi? Eminim çünkü sorudan eminim yani. Sorundan eminsin. Ben de vuracak gibi yaptım, vurmadım. Çünkü pek tabii ki doğru cevap. Evet. C şıkkı İspanyol gölü. İrfan Bey, hayat bazen böylesine ilginç, böylesine acı veya tatlı sürprizlere gebedir değil mi? Ya İmdat, yani bu adam bir gün tepesi atacak, kayışı sıyıracak, sağlı sollu tekme tokat birisine girişecek. Ben ondan korkuyorum ya. Başımıza iş almayalım sakın. Klasik Türk müziğinin en büyük sanatçılarından biri sayılan, pek çok Mevlevi ayiniyle ve Gülnihal adlı eseriyle ölümsüzleşen müzik adamımız kimdir? A. İsmail Dede Efendi. B. Mercan Dede. C. Telli Baba. D. Sem Amca. Bu sefer kesin Orhan Pamuk. Sem Amca olamaz. Hala Orhan Pamuk diyorsun. Hala Orhan mı? Gerizekalı! Bence. Gerizekalı! İsmail Dede Efendi. O da olamaz. Niye? İsminde efendi var. Sanırım Cumhuriyetimizin ilk kapıcısı. Pardon? Cumhuriyetimizin ilk kapıcısı. Kim? İsmail Dede Efendi. Peki. B. Mercan Dede diyorum. Mercan Dede mi diyorsun? Evet. B. Mercan Dede. Bir de utanmadan. Doğru cevap A şıkkı İsmail Dede Efendi olacaktı. Bir de utanmadan. Bu sanatçıya Cumhuriyet tarihimizin ilk kapıcısı dedin ha. Ya İmdatçığım. Bu yanlış. Yani programlarımız çok iyi gidiyor da hala şu an haber bültenini çözemedik. Gerçi Ali Kırca ile konuştum ama onun da sözleşmesi vardı, olmadı yani. Ya İmdat, ya hani bir tane bir adam vardı, televizyonda şey yapıyordu. Ya sen Ali Kırca diyordun ya ona, ben yok diyordum, sen hala iddia ediyordun. Ha, sarı bıyık. Ya sarı bıyık böyle televizyonda çıkıyor, böyle korkunçlu yapıyor. Ondan bile ona benziyor, ondan bile. Ya hem Ali Kırca'nın yerine geçecek, hem çok daha ucuza gelecek. Devir hesap devri Kazım Bey. Kalan parayla da bir sürü program yaparız icabında. Ya o zaman koyun sarı bıyığı. Yalnız şu hava durumuna da sıkı bir isim bulun be. Titresin şöyle, titresin. Kanal İyi Haber Merkezi'ne, haberin merkezine hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Bugün akşam saatlerinde Ergenekon soruşturması kapsamında ben tutuklandım. Daha sonra suçsuz olduğum anlaşılarak bir saat içerisinde serbest bırakıldım. Tüm bunların ayrıntılarını almak için Ankara muhabirimize dönüyoruz. Evet Necmi, duyuyor musun beni? Evet duyuyorum sarı bıyık. Bütün izleyicilerimiz merak içinde. Ben Ergenekon soruşturmasında neden tutuklandım, neden serbest bırakıldım? Seni dinliyoruz. Evet, şu anda burada büyük bir karmaşa hakim. Biz de olaya vakıf değiliz. Fakat ilerleyen dakikalarda bir açıklama yapılacağı söylendi. Daha sonra tekrar bağlanacağız stüdyolara. Penaltı yenilikleriyle rakiplerini titretmeye devam ediyor. Sabri.